Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Kaldığımız yerden Bakteriya devletine devam ediyoruz. Şu kuşatmamızda kalmıştık, onu bir devam ettirelim. Daha sonrasında Basileus şu alt taraftaki Ferah bölgesine saldıracak. Bunlar biraz yıpransın, hazır gıdaları yokken biraz bekletebiliriz bu şekilde. Gıdaların olmayışı güzel oldu. Benim işime gelir. Direkt alt taraftan devam ederiz sonra. Kuşatma için birazcık da asker çekebilirim. Sadece bir savaşlık için. Çok fazla bakın bak şey istemiyor. Para istemiyorlar benden. 225 çok da fazla değil. Yani şimdi bu savaşı rahat alacağım ama yıpranmasını istemiyorum askerlerimin. Çünkü diğer tarafları da hızlı bir şekilde almaya gideceğim için çöp birlik olarak önden bunları gönderebilirim yani. Bir bakalım düşmanda neler var. Atlılar pek fazla yok. Aslında atlı yapıp onları kovalayabiliriz. Kaç tane atlı da yapılabilir. Bir şöyle yapalım. Şu şekilde. Benim işime yarayabilir. Evet, şimdi diğer ittifak ordumuz bu da arkamızdan gelecek. Şimdi balistamızı biraz arkaya çekip şöyle koyalım. Buradan gelsinler. Bu şekilde. Bakalım gelecekler mi? Gelmezlerse balistaları ön tarafa alıp biraz atış yaparız. Hala da gelmezse balistaları kritik yerlere atış yaptırmaya devam ederim. Daha sonrasında menzilli birlikleri önden gönderip ilk saldırıya başlarım o şekilde. Yani düşmanın hareket etmesine göre biz de ona göre davranacağız. Şu askerlerimizi bir ön tarafa alalım öncelikle. Siz iki olun. Sen üç ol. Dört olun siz de. Böyle bir gelin. Bunları bir on yapalım. Bir başlayalım. Evzirlenmeye. Komutan. Heh, direkt gelecekler galiba. Evet, atışa başladı. Biraz geç kalabilir ama askerlerim önemli değil. O zamana kadar dayanırız. Atlıların olması güzel oldu. En azından düşmanı oyalayacaktır bunlar. İyi ki atlı almışız burada da. Onlar da şöyle bir 3, 4, 5 olsun. Gelin şöyle hızlı bir şekilde. Evet, atışa başladılar. İyi, balistalar hemen farkını göstermeye başladı. Ön tarafı ilerleyin. Kaçın onlardan. Şöyle gel. Ya arkadaş, oradan bir saldırı oldu. Hemen kaçmaya başladılar. Neyse, ama oraya aldık biz. Şöyle gel. Açıl biraz. Çok da önemli değil. Şimdi 5 numara şöyle gelebilirse arka taraftan iyi olacak. Açılın şöyle siz de. Tamam, atlıları yok ettik. Balistalar nereye saldırıyor? Buraya bir saldır. Bunlara komutan almaya çalışalım. Balistalarımla. Yetişti ya ordu. Gelin şöyle şimdi. Evet, bir menzilli savaşı oluyor şu an. Güzel. Saldırın. Menzilleri alırsam iyi olacak. Arkalarından saldırıyorum o yüzden. Siz de saldırıya geçin. Tamam, komutanı Barisar halletti gibi. Buraya geri çekil.
our units has used all its ammunition. Güzel. Destek birliklerimiz de geldi. Böyle bir... Siz de saldırabilirsiniz artık. Hatta şu boşluktan girin ki. O tarafı patlattılar. Gel şöyle. O patlatılan yere gitmek lazım. Evet, değişik dayandılar ya. Bu kadar dayanmalarını ben beklemiyordum. İnşallah vermeyiz bu savaşı. Çok iyi dayandılar. Şu atlılarda iş bitiyor ya. Atlılar arkadan saldırırsa, bir de komutanı öldürebilirsek. Önden şu komutana daldıralım. Şu adamlarımı. Artık saldırın, yapacak bir şey yok. Artık saldıracaksınız. Bu saatten sonra geri kaçmanın bir anlamı yok. Tamam, komutanları da ölmek üzere. Komutanları artık kaçtıysa pek fazla yapabileceği bir şey yok düşmanın. Arkalarından devam ediyorum böyle. Evet. Komutan ölmez inşallah ama. Hayırlısı bakalım. Hop hop, çek komutanı, çek komutanı. İşte burada eksiğimiz şeydi, kargıcı yoktu. Oradan büyük bir darbe yedik. Ama halledeceğiz şimdi. Biraz sonra halledeceğiz. Bunlar kargıcı varmış ya. Onlar aldı o tarafı. Kargıcıları var adamların. Gel şöyle. Oğlum şuraya gelsene. Allah aşkına gel şuraya. Tamam aldık. Evet, zor bir zafer oldu. Adamda kargıcı mı vardı? Garnizonda sanki kargıcı var gibiydi. Orada bir kargıcı birliği gördüm. Bizim piyade pek dayanamadı. Düşman da piyade çok fazlaydı. Bizde balista ve sapancı fazlaydı. Piyade üstünlüğünü o kullandı şimdi orada. Ama aldık. Zor da olsa aldık. Evet. Zayet bayağı bir var. Diğer orada yetişemedi. Geç kaldı. O da biraz etkiledi tabii ki bizi. Ama sonuçta savaşımızı aldık.
Şimdi şu birlikleri iptal edip gelirimi daha çok arttırmak istiyorum. İkmal Allah'tan pek fazla böyle düşük değil. Hani güzel bir ikmalimiz var. Oradan kurtarabileceğimizi düşünüyorum ben. Bunları vermeyelim. Gel sen de şurada bekle. Orada bekle sen. Evet. Gayet iyi durumdayız. Hemen şurayı bir değiştirelim. Kültürümüzü değiştirelim burada. Bölgeyi hemen şöyle bir yapmak istiyorum. Paramız varken kullanmak lazım. Bunu geliştirsek mi? Veyahut da başka yere mi yapsak? Çok geride kaldı orası da. Şimdilik böyle kalsın. Araştırma oldu. Ordu şuradan geliyor. Yine full piyade basmış. Ya bir kargıcı basaydık iyi olacaktı da. Bu hiç iyi olmadı. Gerçi şunlar yardıma gelebilir. Bunların durumu da iyi değil. Git sen kargıcı bas gel. Böyle olmaz. Bu full marşta mı? Evet. Bize saldırma durumu var mı? Saldırsa bile bunlar yardıma gelecekler. Ya bir şekilde hallederiz onu. Hallederiz bir şekilde. Evet, aile durumunda. Aile durumu nasıl? Hiç bakmadım ben. Eksi 13. Hallederiz bunu da. Arındır, sadakati güvenceye al veyahut da bunlara bir rütbe verebilirim. Risk %6. Olmaz herhalde hiç isyan. İnşallah olmaz. Evet, %66 veriyor. Çok düşük. Yani şu orduya göre aşırı düşük. Evet, şimdi meydan muharebesi olacak. Şöyle bakın. Bu kargıcıları korumak lazım. Şöyle koruyacağız. Birçok yere koyacağım bu şekilde böyle. Şimdi balistalara bakalım. Menziller yetiyor mu buradan? Biraz daha ön tarafa gelmeleri lazım. Yani şöyle olsunlar. Şu kargıcıları şöyle ön tarafa alıp yanlarına piyade... Piyade mi yok ki? Nasıl koruyacağım ben bunları? Menzillerle korusak. Yanlardan saldırı olmasın diye şöyle yapsak. Bunlar önemli çünkü. Bunları korumazsak sıkıntı. Oradakini mi aldım ben? Evet, şöyle bir koruma hattı oluşturdum bunlarda. Hani yanlara falan saldırırsa direkt bunları göndereceğim. Onlar savaşmak zorunda kalacaklar. Ona bir çaremiz yok. Sadece şunları bir yapalım. Komutan da saldırı almasın diye şöyle geride beklesin şimdilik. Daha sonra ileri alırız onu da. Yani bu şekilde bir savunma hattı oluşturdum. İnşallah etkili olacaktır. Atlılarla kafasını karıştıracağım bol bol. Direkt şöyle muharebeye başlayalım. Atlılar da şöyle gelsin. Direkt balistalarımız saldırıya başlayacaklar. Önce piyadeye öncelik verin. Önce piyadeye öncelik verin. Bu sefer kargıcılarımız var. Onlar savunacaklardır. Hattı. Hattı bırakmaz bunlar. Ki yanlardan koruyacağız onları. Güzel güzel. Bu bölgede bu atlılar iş yapacak. Çöllerde. Başka bölgede daha farklı ordular basacağız. Daha hani çeşit ordumuz olmadı.
Birçok farklı atlılarımız var. Onları basmaya başlayacağız ilerleyen zamanda ama şu an daha yok. Evet, atlıları kullanmak lazım bu şekilde. Yandan bir saldırı yapalım şuna. Alevli yapsak korkar mı acaba? Bunlar zayıflarmış ya. Şunlara saldır. Evet, direkt sapancılar bana doğru geliyor. Dön şöyle. Evet. Bakın buradan ağır bir saldırı var. Oraya desteklemek zorundayız. Artık destekleyin. Arkasından gelin şöyle. Şu orduyu almak lazım. Gel şöyle, gel gel. Komutan sen yürü. Units has used all its ammunition. Bunu destekleyin ya. Kargıcılara saldırı var. Our general is under attack. Tamam, burası pes etti. Burası arkamızdan saldırıyor. Of, taraf patlamış. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. For glory! Our orders! Horse archers! Toplansanıza şöyle. Yemişler bunu. Hamuç okçum var ya. Bitmiyor arkadaş. Ha, burada şey var. Mızraklı birlikleri varmış. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Kaçın. Bırak oğlum balistayı. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Yes, Commander! Quick!
battle is turning in our favor. Zor da olsa bunu da aldık. Çok zorlamaya başladılar bizi. Hani güzel ordumuz yok maalesef. Ben bu tarz oynamayı sevmiyorum bir de. Şu tarzı beceremiyorum pek fazla. Ben genelde hobbitleri sevdiğim için. Çok zayıflar. Ama öğreneceğiz inşallah. Bunlar kargıcıymış. Yani saldırın bakalım. Hala saldırıyorlar arkadaş ya. Şey yapmıyor ya. Ağır atış var mı? Bunların zırhları var ya, zırh olduğu için. Ağır yapalım da. Heh. Hiç adam almıyor yani. Heh. Bak bu biraz vuruyor. Demek ki zırhları ağır atış yapmak lazım. Heh, işte bu ya. Şimdi ölmeye başladılar. Öğreniyoruz ya en azından. Evet, bedeli ağır bir zafer oldu ama birliklerimizin bir tanesi gitmiş olabilir. Olsun. Burayı aldık. Burası kritik bir yerdi. Piyade pek fazla yapmadık. O biraz zayıflattı bizi. Menzillerle ben pek oynayamıyorum. Sıkıntım orada. Bazıları çok güzel işler yaratabiliyor ama çok az piyademiz var. Onları halletmek lazım burada. Evet. Şimdi. Hemen direkt bir şey yapalım. Bu bölgede. Şunu iyileştir. Bir askeri bina lazım burada arkadaşlar. Öncelikle. Daha sonra ne yapacağımıza karar veririz. Hemen askeri binamızı yapalım. Bu kargıcılar lazım bize çünkü. Bir de bir üst seviye çıkartıp başka birlikleri de basmaya başlayacağız bu bölgede. Bu bize ilerlemeye devam ediyor ama bu sefer şeylerim var. Piyadem var. Devam etsin bu şekilde. Evet. Bu ne işe yarıyor? Bütün uluslarla olan diplomasileri artı 3 vermesi gerçekten güzel. Şimdi artık diplomasi yapalım. En azından ticaret micarete atılmamız gerekiyor ilerleyen zamanlarda para kazanmak için. Bu bölgeyi alırsak, limanlara ulaşırsak bayağı bir bizim işimize yarayacak. Evet, iç savaş olasılığı yüksek. Bu aile savaştıkça sürekli durum kötüleşiyor. Bir sadakati güvenceye alayım. Bu aileyi ben hiç sevmedim barışçı olmasını. Ben sürekli savaşacağım için. Yani barışçı bir rakip aile benim hiç zaman işime yaramaz. Evet, bu ferah bölgesi de elimize geçtiğine göre. Artık şurayı bir ne yapalım? Bir gıda binası yapalım bir tane buraya. Gıda da gerekecek. Evet, bu ordunun dinlenmesi lazım burada. Ve şunu verelim. Amul bölgesinde yoktu ya. Şey yoktu. Ordu basacak bir yer yok. Bu kötü oldu. Gerçi bu kargıcılar benim işime yarar. Bu kargıcılar benim her zaman işime yarar. Şöyle yapalım. Değiştirelim. Ready for orders.
Evet, ikimiz de gidelim, ilerlemeye devam edelim. Burada atlı okçu yapılabiliyor. Güzel. Yapalım onlardan. Bir de şöyle piyade mi yapsak? Piyade diyorum ya. Kılıçlı bir mızraklı atlı mı yapsak diye düşündüm de. Biz şöyle yapalım. Ağır atışlarda bir şekilde almaya çalışırım düşmanı. Yaralandı. Ulan bir iş yapacağız. Onu da yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Helal olsun. Bu bölgede iade lazımdı ama bekleyeceğiz. Olmazsa şu ordu basıp aşağıya insin. Gerçi bu gelsin direkt ya. İnşallah yukarıdan bir saldırı olmaz. Şu katla bir anlaşalım ya. Gerçi bir anlaşmamız var kendileriyle. Well met, friend. Sit. Evet, kötü şöhret. Ne olmuş? Hem siyasetçiler hem de halk büyük genç bir hatibe büyüklenmişçesine hayran kalmışlar. Bu adam besbelli ki hırslı biri ve de ayak takımının gönlünü fethediyor. Daha sizi küçük düşürmesi pek mümkün olmasa da sizin gayretlerinizi desteklediği de görülmedi. Susturun onu, öldürün onu, bırakın konuşsun demiş. Susturun onu diyelim bakalım ne olacak. Onu göreceğiz ne olacağını. Buradaki ordu da ikmal yapmaya devam ederken. Böyle bir ilerlesek nasıl olur? Bence iyi olur. Gayet de iyi olur. Evet. Güzel. Bu ordu ikmal yapmaya devam ediyor. Askeri binamız olacak. Bu ordu yardıma geldi. Direkt artık limanlara ulaşabileceğiz herhalde. Bunlar bu saldırıyor mu? Devlete? Evet, saldırıyormuş. Satraplık olduğu için anlaşma yapılamıyor onlarla. Güzel. Bölgede birazcık düzeni sağladık gibi. Şu Persler birazcık canımızı acıtacak gibi duruyor ama bir ordusu daha var burada şimdi. Hep aynı basıyor. Bir tane mızraklı şey almış yanına. Ağır bir zırhlı atlı alıyor. Gerisini piyade olarak full basıyor. İki tane de böyle ciritçi alıyor kendine. Hep aynı sistemde gidiyorlar. Bu sefer kargıcımız bayağı bir fazla. Onu bu sefer kullanacağız tabii ki de yani. O ağır atışları öğrendim artık. Bundan sonra zırhlı birliklerine karşı ağır atış yapacağız. Hatta bir an önce komutan alırsak düşmanın moralini bozarız ağır atışlarla. Bu bayağı bir okçum var nasıl olsa. Atlı okçum. O şekilde alabiliriz. Evet, güzel bir bölgeymiş. Bakın. Farklı bölge. Çölün içinde otlak bir bölge. Bak burası hoşuma gitti. Şimdi ordumu diğer orduya yakın olarak tutacağım. Bu sefer diyeceğim ama yine yakın tutarsam çok eğik bir yerde kalacağız. O eğik bir yerde kalmak istemiyorum ben. Şu yukarıda durabiliriz. Baristalarımızı şöyle geri alırsak daha iyi olacak. Düşman gelene kadar en azından diğer ordu yaklaşmış olacaktır. Şöyle bir hat oluşturalım kendimize. Zayıf tarafı illaki olacaktır. O zayıf tarafını güçlendirmeye çalışacağız. Böyle arkalarını da şu şekilde yaparsak. Bu zayıf tarafa yükselsin, gitsin o tarafa doğru. Sizi bir şöyle bir sınıflandıralım. Açtırdım. Şu sağ taraf biraz zayıf oldu gibi ama oraya bakacağım. Komutan nerede? Heh, burada. Komutan bir geri çıksın daha sonra ilerlemeye başlar. Şunlar önden gitsin, ön tarafı bir görsünler. Düşman nereden gelecek?
Our reinforcements have arrived. Ordu saklanıyor, güzel. Şöyle sağ taraftan destekleyelim. Çünkü sağ taraf zayıftı. Evet, geliyorlar. Güzel. Atlılar bu tarafa doğru geliyor. Gelsinler bakalım. Şimdi. Sıkışmasak iyi olacaktı da. Neyse, şuradan gel o zaman. Güzel. Evet, birazdan barışsalar atışlara başlayacaklar. Şimdi komutanla beraber gitsin ya. Ölmez herhalde. Hep beraber gidin. Önce düşman komutanına saldıracağım ağır atışlarla. Düşman komutanı nerede? Nirda. Nirda'sın Nirda. Hala göremiyorum. Arkada kalmış olabilir. Neyse. Bir dakika, siz niye buradasınız ya? Olmadı bu. Şöyle yapalım. Evet, balisalar atışa başladı. Paralı pers süvarileri değil ya. Komutan nerede? Ben komutanı göremiyorum. Evet, bir atlı savaş oluyor da. Arkamızdan dolaşacak onlar. Toparlan toparlan. Aa, o yandan girdi onlar. Yandık. Toparlan toparlan toparlan. Balistalar. Heh, komutan arkadaymış, tamam. Şimdi komutan kendini gösterdi. Güzel. Lan kurnaza bak, geri kaçıyor şimdi de. Şöyle bir dur sen. Geçin saldırıya. Komutana, komutana yürüyün. Arkamızdan geliyor ya. The men are wavering. Gel şu komutana. Ağır atış yapalım. Siz kaçın abi. Ya general çek. Gel böyle.
General çek. Ağır atış yap. Ağır atış mı şu an? Ağır atış. Güzel. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. We are at your command. Orders. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Güzel. Yani tamam, kaçanlar da var da. Düşman komutanı zaten öldü burada. Artık bir şeyleri kalmadı. Evet. Ayrıca ben piyade önden sürdüm. Onları çöp gibi öne attım. Hatta şimdi geri çekelim. Onlar çok da önemli değillerdi. Şu sapancadan alalım bakalım. Yan tarafı aldık. Güzel. Komutan hayatta kaldı. Devam edelim. Tamam, burayı aldık. Ama o kargıcılara dikkat edin. Geri çekilin şöyle. Güzel. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Tamam, işleri bitti. Güzel bir zaferdi. İyi savaştık bence. Düşmanda 3200, bir de 1500 kayıp var. Tabii bizim sayı üstünlüğümüz vardı. Orası da gerçek. Yalan değil. Ama bu sefer İyi savaştı. Kargıcıları korudum bir şekilde. Diğer orduların ölmesi önemli değil. Ben onları çöp olsun diye hani baştan gönderdim. Ölsünler diye gönderdim. Ki kargıcılar fazla zorlanmasın diye. Asıl kargıcılar önemli bizde. Gayet iyi bir zafer aldık. İşte bu ağır atış, bak işte zırhlı olanlar da işe yarıyormuş demek ki. Hemen komutanı alt ediverdik. 2 saniyede. O da düşmanın çökmesine sebep oldu. Moral düştükleri için bu sefer savaşı verdiler. Evet dostlarım, burada bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.